de dinledik. Heyelan iddiası yalanlanmış oldu böylece. Direklerden birinin üzerindeki bir aparatın kırılması sonucu böyle büyük bir olay gerçekleşmiş. Nasıl yorumlarsınız? O aparatın kırılmasına neden olan çeşitli sebepler var. Birincisi, mevcuttaki parçanın, daha doğrusu tamburun, mevcutta halata aktarıcı tamburların bir tanesinin aparatı bu kırılan büyük ihtimal. O kırılan aparat mevcutta dayanımını testli bir aparat mı imal edilmiş? İlk önce ona bakılır. Yani buraya takılan ekipmanların hiç biraz önce size bahsettiğim gibi 100 yıl ömür testinden geçmiş, dayanım garantisi verilmeyen bir ekipman takılamaz. Ve bunların imalatları ENE standartlarına uygun olması gerekir, Avrupa normlarına. Çünkü biz Avrupa Birliği standartlarını 2009 yılının 3. ayının 9'unda kabul ettik. Ve burada imal ettiğimiz her ürün Sanayi Bakanlığı bazında, imal ettiğimiz, devreye aldığımız her üründe bu standartları yerine getirmemiz lazım. Birincisi buna bakılır. İkincisi de mevcutta dizayn hatası var mı, ona bakılır. Mesela bu aparat sağlam imal edilmiş olabilir ama mevcutta mühendislik hatası yapıldığı takdirde o mühendislik hatası sonucunda zamana bağlı olarak mevcuttaki direk üzerindeki, o aparat üzerindeki yük artmış ve o yük nedeniyle, o dizayn hatası nedeniyle mevcutta deformasyon hızla oluşup kazaya neden olabilir. Böyle bir çıktıdası da olabilir. Bu ancak bilimsel olarak oraya gönderilen teknik ekibin araştırmasıyla bu gerçekten de ortaya çıkar. Çünkü ben de katılıyorum zaman zaman. Buradan yaptığımız tahminlerde genelde yanılmıyoruz. Ben dünden beri yorum yaparken genelde bahsettiğim hep ekipmanların güvenirliğiydi. Ve az önce aparatın kırıldığını siz dile getirdiniz. Ve aslında firmada aynı benzer bir şeyi farklı bir şekilde yıldırım düşmesiyle dile getirdi. Şimdi bu aparat kırıldıktan sonra aparat güvenli miydi, değil miydi, buna bakılacak. Hani bu bakılma kısmı farklı. Bu aparatların 100 yıl dayanıklı olması gerektiğini söylediniz ama yanlış bilmiyorsam 2017 yılında işletmeye açılmış burası. Aslında 7 yıl. Şimdi 100 yıl dayanıklı, şöyle anlatayım. Yani şimdi 2017. Bizim kullandığımız kelimeler hep teknik. Serap Hanım, yanlış anlaşılıyor. Şöyle, siz günde 5 defa bir ekipmanı kullanıyorsanız onun 100 yıla dayanıklılığı 5'e göre hesaplanır. NOP deriz ona, NOP sayısı. Eğer siz 200 defa kullanıyorsanız, aynı ekipman açma kapama işlemi yapıyorsa veya üzerinde bir görev yerine getiriyorsa, ona bu defa deriz ki bu 200 defa çalışacağı için 100 yıl güvenlidir deriz. Hani kıyası da böyle tutmak lazım. Peki, şimdi buradaki kullanım sıklığı o aparatın kendisi için söylüyorum. Kendisinden kaynaklanan, aparattan kaynaklanan hataysa, dizayndan kaynaklanan hata değilse, yani aparattan kaynaklı hata derken bunun yerine bir farklı güvenilir aparat taktığımızda, benzer bir aparat taktığımızda aynı sonuç tekrar türetmeyeceğini garanti altına alabiliyorsak bu dizayn hatası değildir. Ama aparatı taktığınızda eğer aparat aynı benzer bir aparatta hasar görüyorsa demek ki bu dizayn hatasıdır. Şimdi biz aparatın güvenilirliği kısmındaki söylediğimiz kelime şu: siz çalışmaya başlarken böyle bir ekipmana çalışmaya başlarken günde diyorsunuz ki ben 12 saat çalıştıracağım. 12 saat çalıştıracağım dediğinize göre o toplam 100 yıla 12 saate göre hesap yapılıyor. 2 saat çalıştırdım derseniz 2 saate göre hesap yapılıp ona göre testleri yapılmış güvenilir aparatlar seçiliyor.